Geçen hafta bütün basın yayın sansürüne rağmen ve yeterince yansımadığını bildiğimiz genel başkanımız, eş genel başkanımız Sayın Demirtaş'ın mektubunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu mektup AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla katıldığı G20 toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Demirtaş için terörist, insanları öldürten kişi gibi ifadeler kullandı. Demirtaş da bunun üzerine kendisine bir çağrı yaptı. Aynen okuyorum. AKP Genel Başkanı'na çağrı. Öncelikle şahsımda milyonların iradesine yaptığın hakareti aynen iade ederim. Fakat başka bir açıdan da bu itirafın nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Bizimle ilgili yargı adı altında yürütülen sürecin yargı ile alakası olmadığını, kararın bizzat tarafından verildiğinin ispat külfetinden kurtardım bizi. Açık çağrı yapıyorum. 8 aydır emrinde savcıların ve bazı hakimlerin 6-8 Ekim Kobani olayları için halkı sokağa yakıp yıkmaya çağırdığıma dair tek bir delil bulamadılar. Elinde böyle bir delil varsa çaresizlik içinde aleyhime delil arayan savcılarına teslim etmeni istiyorum. Benim terörist olduğumu ve 54 kişiyi öldürttüğümü daha mahkemem başlamadan hüküm şeklinde ilan ederek bundan sonraki bütün yargılamaları anlamsız ve gereksiz kıldığın için sana şükranlarımı sunuyorum. Er veya geç hakimlerinin karşısına çıkacağım. Orada kimin terörist, kimin katil olduğu kamuoyu nezdinde netleşmiş olacaktır. Ondan önce hakkın nezdinde zaten her şey biliniyordur. Bu arada Kobani olaylarında katledilen 54 yurttaşımızdan 44'ü HDP'lidir. Kobani olaylarında insanlarımız sokakta katledilirken, Cizre'de, Sur'da şehirler yıkılırken, siviller katledilirken 15 Temmuz'da darbeye kalkışanlar vali, komutan, emniyet müdürü, savcı, hakim olarak görevdeydiler. Bu kişilerin 15 Temmuz darbe girişiminin içinde olduklarını ve yüzlerce sivil yurttaşı acımasızca katlettiklerini görüyor olmana rağmen 6-8 Ekim katliam ve provokasyonlarında payları olup olmadığını soruşturmak yerine bütün suçu benim üstüme yıkarak siyasi bir rakibinden intikam alma basitliğine düşüyor olman tam bir gaflettir. Ülkede yaşanan her olayın birinci derecede siyasi sorumlusu 15 yıldır ülkeyi yönetiyor olduğun için öncelikle sensin. Bunu unutturmaya çalışma gayretlerin gözümüzden kaçmıyor. Dört duvar arasında olmama rağmen panik halinde bana haksızca saldırıyor olman mertlikten uzak bir tutumdur. Bilmeni isterim ki Allah'tan başka kimseden korkum yoktur. Ne senden ne de emrindeki zulüm uygulayıcılarından. Merhamet dilenmek gibi bir ucuzluğa düşmeyeceğim. Ömrümün geri kalanını hapiste geçireceğimi bilsem de onursuzluğu ve teslimiyeti asla kabul etmeyeceğim. HDP ve HDP'nin bütün dostlarıyla birlikte içeride ve dışarıda faşizme karşı direneceğiz ve tarihsel olarak emin ol ki biz kazanacağız. F tipi bir hücrede olsam da vicdanım rahat, korkusuz ve mutlu olduğumu bilmeni isterim. Bu yüzden benim için endişelenme lütfen. Selahattin Demirtaş, Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı. Bir bölümü tekrarlamak istiyorum değerli milletvekilleri. Demirtaş Erdoğan'a diyor ki, 8 aydır emrindeki savcıların ve bazı hakimlerin 6-8 Ekim Kobani olayları için halkı sokağa yakıp yıkmaya çağırdığıma dair tek bir delil bulamadılar. Elinde böyle bir delil varsa çaresizlik içinde aleyhime delil arayan savcılarına teslim etmeni istiyorum. Açıkça gördüğünüz üzere Demirtaş açıkça diyor ki varsa bir delil bunu savcılarına teslim et. Ve aradan bir hafta geçti.
Bu mektup kamuoyunda açıklandıktan sonra bir hafta geçti. Kaç gün geçti hiç önemli değil. Ama geçen süre zarfında ne bir belge ne bir delil açıklandı. Savcılığa, soruşturma makamına ya da kovuşturma makamına hiçbir delil sunulmadı. Çünkü öyle bir delil yoktur. Çıkıp açıkla diyoruz biz de. Erdoğan'a nasıl bir arka planla, hangi delille, hangi hakla ve hangi hadle bir partinin eş genel başkanına terörist diyebiliyorsan. Açıklamazsan iftiracısın, yalancısın. Biz ispata davet ediyoruz. Şimdi Kobani olaylarına ilişkin şu ana kadar iki tane dosya var. Biri Yasin Börü dosyası, biri de Şehriban Sertkal dosyası. Biri Antep'te, biri Ankara'da. 11 milletvekilimiz tarafından araştırma önergesi verildi. Onlarca soru önergesi verildi. Kobani olaylarını meclis çatısı altında araştırmak için bütün gücümüzle, gayretimizle çaba sarf ettik. Ama gelinen aşamada bundan nemalanma, siyaseten karlı çıkma hesapları yapılıyor. Biz de diyoruz ki, geçen hafta yine Erdoğan şöyle bir açıklama yaptı. 53 Kürt kardeşim dedi, 83 milletvekili kazandıktan sonra öldürüldüler dedi. Tarihi de bilmiyor. Zamanı da karıştırdı. Kobani olayları 2014 yılındaydı. Biz 80 milletvekilini 7 Haziran'da çıkardık. Her şey kafasında allak bullak olmuş durumda. Bu nedenle gerçekten bu seçimden önce olması meselesini bile hatırlamadığını biliyoruz. Erdoğan'ın Demirtaş'a yönelik suçlamaları aslında bir suçluluk psikolojisidir. Cezadan kurtulmak içindir. Çünkü orada öldürülen vatandaşlarda siyasi olarak ve anayasamıza göre siyasi iktidar sorumludur. Halkların Demokratik Partisi'nin tek bir dahili varsa o ölümlerde biz bunun hesabını zaten verirdik. Bugüne kadar 40 kere bu meselede soruşturma ve kovuşturma yapılırdı. Ama bizzat bir ülkenin hem AKP'nin genel başkanı hem cumhurbaşkanı sıfatıyla çıkıp daha yargı karar vermeden, daha Demirtaş mahkemeye çıkmadan, daha bu konuda beyanda bulunmadan suçlu ilan edip mahkumiyet kararını verip ilan etmesi kabul edilemezdir en hafif deyimiyle. Bu kararı Erdoğan mı vermiştir? Hangi delillerle vermiştir? Hangi yargı yerine geçmiştir? Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne eş başkanımız çıkarılmak istendi. 4 Kasım'dan beri hatta 20 Mayıs'tan beri HDP'li milletvekilleri yargıdan kaçıyor diye propaganda yapılıyor. Şimdi yargı karşısına çıkmak istiyor. Eş başkanımız dilekçe veriyor. Bütün dava duruşmalarına çıkmak istiyorum. Diğer milletvekillerimiz de biz de savunma yapmayacağız diyorlar. Milletvekillerimizi mahkeme karşısına çıkarmıyorlar. Biz de şimdi kendilerine diyoruz. Mahkeme karşısında Demirtaş'ın gerçekleri açıklayacağını bildiğiniz için mi korkuyorsunuz? Niye kelepçe dayatmasında bulunuyorsunuz? Siyasi etikle, hukukla bağdaşır mı? Ceza infaz kanununda bile kelepçe takılmasının koşulları bellidir. Bir milletvekiline kelepçe takılma cüreti ona oy veren 6 milyon insanın bileğine kelepçe takmaktır aslında. Bu nedenle eş başkanımızın taleplerinin de gerçekten yerine getirilmesini, mahkemeye çıkma talebinin karşılanmasının siyasi olarak, hukuki olarak, etik olarak hangi dilden söylersek söyleyelim mecburidir. Demirtaş Erdoğan'ın rakibidir. Onun karşısında Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Şimdi cezaevinde 4 duvar arasındayken kendisine haricen terörist demesi asla ve asla halk tarafından, Türkiye yurttaşları ve dünya kamuoyu tarafından normal karşılanmaz.